Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız ders videomuza hoş geldiniz. Bu derste sizlerle 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusunu işleyeceğiz. Türk İnkılabı. Osmanlı Devleti 19. ve 20. yüzyılda çağdaş milletlerden geri kalmamak için çeşitli adımlar atmıştır. Çağdaşlaşma adına birçok kanunlar çıkarılmış ve ıslahat adı verilen pek çok yenilikler yapılmıştır ama başarılı olunamamıştır. 20. yüzyılda Atatürk önderliğinde birçok alanda yeni kurumlar oluşturuldu. Çağın gereklerine uymayan eski kurumlar yenilendi. Türk milletinin tarihi birikimleri esas alınarak yapılan tüm bu çağdaşlaşma çabalarına Türk İnkılabı adı verilir. Türk İnkılabının esasları Atatürkçü düşünce sistemini oluşturur. Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde Türk kültürü vardır. Herhangi bir dış baskı, zorlama ve taklitçiliğe dayalı değildir. Akla ve bilime dayalıdır. Anlam ve amaç bakımından birbirini tamamlayan bir bütündür. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlar. Milliyetçilik duygusuna dayalıdır. Türk inkılabı ile uygulamaya konulmuştur. 5 Şubat 1937'de 1924 Anayasası'nda yapılan bir değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olarak kabul edilen Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir. Temel Atatürk ilkeleri şunlardır: Milliyetçilik yani ulusçuluk, halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, cumhuriyetçilik. Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil, tüm halka aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası, halkın ülke yönetiminde kendisini temsil edecek devlet başkanını, yöneticileri ve temsilcileri anayasada belirlenen sürelerde seçim yoluyla iş başına getirmesidir. 1919'da başlayan Milli Mücadele, kongrelerde alınan kararlarla milli iradeyi esas alarak yürütülmüştür. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Cumhuriyet yönetimine doğru giden süreç hızlanmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türkiye devleti resmi olarak milli egemenliğe dayalı bir yönetime kavuşmuştur. Cumhuriyet yönetiminin temel ilkelerinden biri de devletin yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı olması anlamına gelen kuvvetler ayrılığıdır. Türk devletinin yönetim şekli cumhuriyettir ilkesi 1924 anayasasından itibaren bütün anayasamızda yer almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, 21 ve 24 anayasalarının kabulü, çok partili hayat denemeleri ilgili inkılaplar cumhuriyetçilikle ilgilidir. Atatürkçü düşüncenin en büyük hedeflerinden birisi milli egemenliktir. Milliyetçilik, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Laiktir, barışçı ve insancıldır. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaç edinir. Bu ilke kurtuluş savaşımızın çıkış noktasını oluşturmuştur. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj yasasının kabulü, Türk parasını koruma kanununun kabulü, Merkez Bankası'nın kurulması, yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi, misak-ı milli'nin kabul edilmesi, Erzurum ve Sivas kongrelerindeki vatan bir bütündür parçalanamaz kararı milliyetçilikle ilgilidir. Halkçılık bu ilke ülke sınırları içinde yaşayan değişik sosyal grupların mutluluk ve refahını artırmayı amaçlar. Halkçılıkta eşitlik esastır. Halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur. Aşar vergisinin kaldırılması, kılık kıyafet kanununun kabulü, medeni kanunun kabulü, kadınlara siyasal haklar verilmesi Soyadı kanununun kabul edilmesi, unvan ve lakapların kaldırılması, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi, sosyal devlet anlayışı halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Devletçilik Devletçiliğin esası, başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum takınmasıdır. Devletçilik ilkesi, devletin planlama görevinin yanında bireysel faaliyeti ve çalışmayı da kabul eder. 1933'te planlı kalkınmaya geçiş anlamı taşıyan devletçilik ilkesi bu yıldan itibaren uygulamaya konulmuştur. Demir, çimento, şeker fabrikalarının kurulması, Sümerbank ve Etibank'ın kurulması, birinci 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması devletçilikle ilgilidir. Laiklik. Bir kavram olarak laiklik, dini olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik yoluyla devlet yaşamında aklın ve bilimin egemen olması sağlanır. Saltanatın Kaldırılması, Halifeliğin Kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması, tevhid Tedrisat Kanununun Kabulü, Medreselerin Kapatılması, Marif Teşkilatının Kurulması, Kılık Kıyafet Kanununun Kabulü, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Türk Medeni Kanununun Kabulü, 1924 Anayasasında Yer Alan Devletin Dini İslamdır, Hükmünün 1928'de Anayasadan Çıkarılması, Anayasaya 1937'de laiklik maddesinin konulması. Cumhurbaşkanı ve vekil yemin şeklinin değiştirilmesi laiklikle ilgilidir. İnkılapçılık yani devrimcilik, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir. Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bu kurumları yeni gelişmelere uygun hale getirmektir. İnkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı sağlayan güçtür. İnkılapçılık ilkesinin uygulanması, cumhuriyetin ilk yıllarında aydın bir nesil oluşmasına zemin hazırlamıştır. Atatürk inkılapları çerçevesinde yapılan her yenilik hareketi, Atatürkçü düşüncenin inkılapçılık ilkesi kapsamında değerlendirilir. Saat ölçü, takvim, hafta tatili konularında yapılan değişiklikler inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir. Siyasi alanda yapılan inkılaplar. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 11 Ağustos 1923. Ankara'nın başkent oluşu 13 Ekim 1923. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Anayasa hareketleri siyasi alanda yapılan inkılaplardan bazılarıdır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Nedenleri Saltanatın varlığının millet iradesi ile uyuşmaması. Lozan Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi yanında İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile saltanatın varlığının gereksizliği. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile saltanatın işlerliğini kaybetmesi. Dini otorite ile siyasi otoritenin ayrılarak laikliğe geçişin hızlandırılmak istenmesi. Sonuçları Lozan Konferansı'nda Türkler arasında ikilik çıkması önlenmiştir. Milli egemenliğin önündeki önemli bir engel ortadan kalkmıştır. Devrimlerin ve çağdaşlaşmanın önündeki önemli bir engel ortadan kalkmıştır. Osmanlı Devleti siyasi olarak resmen sona ermiştir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kayda değer tek devrimini yapmıştır. Son padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiştir. Abdülmecid Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife ilan edilmiştir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılması 11 Ağustos 1923. 23 Nisan 1920 yılında kurulan meclis kurucu meclisti. Savaş sonrasında meclisin yenilenmesi düşüncesi ağırlık kazandı. Çünkü Mustafa Kemal'e karşı saltanatın kaldırılması ile bir muhalefetin oluşması, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş sırasında yıpranması, yeni Türk devletini çağdaşlaştırma düşüncesi Mustafa Kemal daha önce oluşan müdafaa hukuk grubunu esas alarak 9 Eylül 1923'te yeni Türkiye'nin ilk siyasi partisini yani halk fırkasını kurdu. İkinci meclis 11 Ağustos 1923'te açıldı. Saltanatın kaldırılması dışında inkılapları gerçekleştiren meclis bu meclistir. Ankara'nın başkent oluşu 13 Ekim 1923. 6 Ekim 1923'te İstanbul boşaltılınca yeni başkentin neresi olacağı konusu gündeme gelmiştir. Ankara yasayla başkent sayılmıştır. Bu tercihte Ankara'nın coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumu rol oynamıştır. Ankara'nın sahip olduğu konumun ülkenin savunmasında ve idaresinde avantaj oluşturacağı düşünülmüştür. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Ekim 1923'te çıkan kanunla resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Nedeni: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesi yürürlüğe konmuş, dolayısıyla cumhuriyet yönetimi fiilen uygulanmaya başlanmıştır. İkinci meclisin görevine başlamasına rağmen bir türlü hükümeti kuramaması, bir hükümet bunalımının yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet bunalımının meclis hükümeti sistemi nedeniyle aşılamaması, kabine sistemine geçmek, dolayısıyla da cumhuriyeti ilan etmek için uygun bir ortam yaratmıştır. Böylelikle 29 Ekim'le 923'te bir anayasa değişikliğiyle cumhuriyet ilan edilmiştir. Sonuç Devlet rejiminin adı konuldu, devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Yapılacak yeni inkılaplara ortam hazırlandı. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Meclis Başkanı Fethi Okyar, Başbakan ise İsmet İnönü olmuştur. Cumhuriyetin ilanı milli egemenliğe geçişte en önemli adımdır. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 Hazreti Muhammed'in vefatıyla İslam devletlerinde devlet işlerinin yürütülmesi işini halifeler üstlendiler. Devlet başkanları halife ismi ile birlikte anıldı. 1517 yılında Memluklerin ortadan kalkması ile Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'ne geçen halifelik, saltanatın kaldırılmasına kadar saltanatla birlikte anılan bir siyasi güç oldu. Saltanatın kaldırılması ile halife, siyasi yetkilerinden ayrılıp dini yetkiler ile varlığını sürdürdü. Eski rejim yanlıları Cumhuriyet'e karşı muhalefetlerini ifade edebilmek için Halife Abdülmecit etrafında etkili olmaya başladı. Halifeliğin kaldırılmasının nedenleri Halifeliğin cumhuriyetçi, demokratik, layık, çağdaş ilkelerle bağdaşmaması Halifeliğin ümmetçilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ise milliyetçilik ilkesini esas alması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletinin temsilcisi ve en yetkili yönetim organı haline gelmesi Abdülmecid Efendi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç ve dış politika ilkelerine uymaması. Abdülmecid Efendi'nin hala otoriteymiş gibi davranması ve çeşitli görüşmeler ve törenler yapması. Hintli Müslümanların liderlerinin yazdıkları mektup ile Türkiye'nin iç işlerine karışması. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te kabul ettiği bir yasayla halifeliği kaldırmıştır. Aynı kanunla Osmanlı ailesi üyelerinin de yurt dışına çıkarılmaları, ileride saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için kabul edildi. Tevhidi Tedrisat yani öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul edildi. Tevhidi Tedrisat kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitim ve öğretimde birlik ve denetim sağlanmıştır. Bu kanun sonucunda medreseler kapanmıştır vakıf, medrese ve ibadethaneleri denetleyen şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmıştır. Din işleri ve kurumlarının yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Başına ise Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi getirilmiştir. Vakıfları kontrol etmek amacıyla Vakıflar Müdürlüğü kurulmuştur. Erkanı Harbiye vekaleti kaldırılmıştır. En yüksek askeri makam olarak Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur. 3 Mart 1924'te kabul edilen bu kanunla layık devlet düzenine geçişte önemli bir adım atıldı. Anayasa Hareketleri Milli mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Osmanlı Kanuni Esasisi yürürlükteydi. 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa kabul etti. İlk anayasa olan teşkilatı esasiye 23 madde ve bir ek maddeden oluştu. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte savaş döneminin olağanüstü şartlarında yapılan teşkilatı esasiye yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayamadı. 20 Nisan 1924'te yeni anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1924 Anayasası, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar yürürlükte kalmıştır. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. 1921 Anayasası yani Teşkilatı Esasiye 20 Ocak 1921. 1924 Anayasası, 20 Nisan 1924. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, 17 Şubat 1926. Kadınlara siyasi hakların tanınması hukuk alanında yapılan inkılaplardan bazılarıdır. Osmanlı Devleti'nde hukukun kaynağı İslam dini ve geleneklere dayanırdı kapitülasyonlar, konsolosluk mahkemeleri ve karma mahkemeler devlet içinde hukuk birliğinin sağlanmasını engelliyordu. 2. Mahmut ve Tanzimat döneminde gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketleri tam anlamıyla amacına ulaşamamıştı. Bu dönemde yeni kanunların çıkarılmasına karşı eski kuralların varlığını koruması hukuk alanında ikili bir sistemin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Cumhuriyetin devraldığı hukuk sistemi bir hukuk birliğinden yoksun, sorunlar çözmekten uzak ve çağın gerisindeydi. 1921 Anayasası yani Teşkilatı Esasiye 20 Ocak 1921. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmıştır. Kurucu bir anayasadır. Çerçeve bir anayasadır, ayrıntısızdır. Savaş dönemi olduğundan, ayrıntılı bir anayasa hazırlanamamıştır. Milli iradeyi üstün tutmuştur meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Güçler birliğini benimsemiştir, tam demokratik değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şeriat işlerini de yürütür, demektedir, layık değildir. 1924 Anayasası, 20 Nisan 1924 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmıştır. Milli iradeyi üstün tutmuştur. Kabine sistemini benimsemiştir. Devletin dini İslam'dır maddesi 1928'de kaldırılmış, 1937'de Atatürk ilkeleri konmuş, anayasa böylece sonradan laikleştirilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926. Osmanlı devletinin ilk medeni kanunu olan ve 1876'da yürürlüğe giren Mecelle toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk sistemi laikleştirilmiştir en son hazırlanmış olması, çağın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi gibi nedenlerden dolayı İsviçre Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 yılında kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe sokulmuştur. Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle, aile hukukunda kadın, erkek eşitliği sağlandı. Çok eşle evlilik yasaklandı. Evliliklerde resmi nikah zorunlu kılındı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Boşanma hakkı kadına da tanındı. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı getirildi. Dinsel ve mezhepsel ayrımlara son verildi. Türk Medeni Kanunu ile patrikanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma ve nikah kıyma yetkileri sona erdirildi. Medeni Kanun kadına siyasi alanda eşitlik getirmemiştir. Medeni Kanun ile ülkede hukuk birliği sağlanmıştır. Diğer kanunlar Türk Ceza Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi, İtalya'dan alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu 29 Mayıs 1926'da Alman ve İtalyan Ticaret Kanunu'ndan etkilenilerek hazırlanmıştır. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18 Haziran 1926'da yürürlüğe girmiştir ve İsviçre'den alınmıştır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 4 Nisan 1929'da kabul edilmiş ve Almanya'dan alınmıştır. İcra ve İflas Kanunu, Nisan 1929'da çıkarılmış ve İsviçre'den alınmıştır. Kadınlara siyasi hakların tanınması. Türkiye'de kadınlar 20 Mart 1930'da belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandılar. 1933'te köy kanununda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına ise 5 Aralık 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular. 8 Şubat 1935'de ilk defa meclis seçimlerine katılan Türk kadınları mecliste 18 sandalye elde ettiler. Eğitim alanında yapılan inkılaplar. Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924. Marif Teşkilatı Kanunu 2 Mart 1926. Harf Devrimi 1 Kasım 1928. Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu 1931. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu 1932. Üniversite Reformu, 1933. Güzel sanatlar ve spor alanlarında yapılan çalışmalar. Osmanlı medreseleri kuruluş ve yükselme dönemlerindeki ileri durumunu kaybetmiştir. Medreselerin yanı sıra Osmanlı devleti içinde yabancı ve azınlık okullarının bir arada olması kültür çatışmalarını doğurmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda eğitimli nüfusun önemli bir kısmı kayıp verilmiştir. Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır. Medreseler kapatılmıştır. Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitimde laikleşme aşamasıdır. Marif Teşkilatı Kanunu 2 Mart 1926. Eğitim sisteminin milli ve çağdaş hale getirilmesi, okulların açılması, müfredat programlarının halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi yönündeki yetki ve görevler Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. İlk öğretim zorunlu, parasız ve 5 yıllık olarak belirlenmiştir. Harf Devrimi 1 Kasım 1928 Türkler tarih içinde Uygur, Göktürk, Arap ve Latin alfabeleri kullanmışlardır. Eğitimde çağdaş bir yapı oluşturma ve okur yazar oranının artırılmak istenmesi amacıyla Latin harfleri kabul edilmiş, bazı harfler Türkçeye uyarlanmıştır. 1928'de ayrıca yeni rakamlar kabul edilmiştir. Millet mektepleri açılarak Latin harfleri öğretilmiştir. Millet mekteplerinin yanı sıra Atatürk döneminde açılan eğitim kurumlarından biri de halk evleridir. İlk olarak 1932'de açılan halk evlerinde Atatürkçü düşünüş ve buna dayalı Atatürk ilkelerini yaymak ve inkılapları yerleştirmek amaçlanmıştır. Tarih alanındaki çalışmalar. Türklerin insanlığın en eski uygarlıklarını kuran köklü bir millet olduğunu bilimsel metotlarla ortaya koymak ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla 1931'de Atatürk tarafından Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla bir cemiyet açılmıştır. Amaçları Türk kültürünü ve kimliğini korumak, Türklerin medeniyet sahasındaki katkılarını ortaya koymak, Türk tarihini araştırmak. 1932 yılında yapılan 1. Türk Tarih Kongresi'nde Türk tarih tezi ortaya atılmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayını Belletendir. 1936 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. Dil alanındaki çalışmalar Türk dili, tarihi akış içerisinde Arapça ve Farsçadan aldığı kelime ve tamlamalarla özünden uzaklaşmıştı. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında, Atatürk'ün de katılımıyla birinci Türk dili kurultayı toplandı. 12 Ekim 1932'de Türk Dili Teknik Cemiyeti yani Türk Dil Kurumu kuruldu. Kurumun kuruluş hedefi Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmaktı. Türk Dili Teknik Cemiyeti'nin 1936'da ortaya koyduğu güneş dil teorisi de bu doğrultuda oluşturulan somut bir örnektir. Türk dilini zenginleştirmek, canlı tutmak ve yabancı kelimelerden kurtarmak için yapılan çalışmalar ve açılan kurumların faaliyetleri Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi gereğidir. Üniversite Reformu, 1933. Darülfünün, Cumhuriyet öncesinde batılı ölçütlerde kurulmuş yüksek öğretim kurumlarından biriydi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti 1931 yılında Darülfünun'a e yeni bir düzenleme yapılmasına karar verdi. 16 Ocak 1932'de Cenevre Üniversitesi'nden Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Albert Malke incelemelerde bulundu ve hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. 31 Mayıs 1932'de çıkan kanunla Darülfünun kapandı. 31 Temmuz 1933'te İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1925'te Ankara Hukuk Mektebi Hukuk Fakültesine dönüştürülmüştür. 1936'da Dil ve Tarih Coğrafya Mektebi açıldı. Güzel Sanatlar ve Spor. 1926'da açılan Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Resim bölümü açılmıştır. 1928'de Osmanlı döneminden kalan Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülerek çağdaş bir nitelik kazandırılmıştır. 1937'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. 1924'te Musiki Muallim Mektebi yani Müzik Öğretmen Okulu kurulmuştur. 1932'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kurulmuş, 1934'te Milli Musiki Akademisi, 1936'da Ankara Konservatuvarı açılmıştır. Darülbedayı, 1934'te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülmüştür. Cemal Reşit Bey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi müzisyenler ve İbrahim Çallı, Namık İsmail gibi ressamlar yetişmiştir. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Şapka inkılabı ve kıyafette yapılan düzenlemeler 25 Kasım 1925. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler. Soyadı Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934. Türk kadınına verilen haklar. Toplumsal alanda yapılan inkılapların amaçları. Toplum hayatını yeniden düzenlemek, toplumsal düzeni çağdaşlaştırmak, Avrupa ile ilişkilerde karışıklık ve sorunlar yaşanmasını önlemek. Şapka İnkılabı ve kıyafette yapılan düzenlemeler 25 Kasım 1925 kılık ve kıyafette birliği sağlamak, çağdaş görünümlü bir toplum oluşturmak amacıyla 25 Kasım 1925 şapka giyilmesi hakkındaki kanun kabul edilmiştir. Kıyafetlerde değişiklik, laiklik ve halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmış bir düzenlemedir. Ülkede kılık kıyafet birliği sağlanmaya çalışıldı. Diyanet İşleri Başkanı, haham babası ve patrikler dini kıyafetle dolaşabilecekti. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tarikatlar önemli görevler üstlenmişlerdir. Cumhuriyet karşıtı kişilerin örgütlendiği kurumlar haline gelen tekke, türbe ve zaviyeler 30 Kasım 1925'te bir kanun çıkarılarak kapatılmıştır. Şeyh, molla, derviş, çelebi, türbedar, mürid gibi unvanların kullanımı yasaklanmıştır. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler. Türkiye, Batı ile olan ilişkilerde karışıklıklar yaşanmaması amacıyla takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapmıştır. Kanun ile Miladi takvim ve saat sistemi kabul edilmiştir ve 1 Ocak 1926'da yürürlüğe girmiştir. 1 Nisan 1931'de çıkan bir yasayla ticarette karışıklığa, hesapların zorlaşmasına yol açan arşın, endeyiz, dönüm, okka gibi ölçüler bırakılmış metre ve kilo sistemine geçilmiştir. 1935'te hafta sonu tatili düzenlenmiştir. Hafta tatili cumadan pazara alınmıştır. Soyadı kanununun kabulü 21 Haziran 1934. İsim benzerliği nedeniyle resmi işlemlerde karışıklıklar yaşanmaktaydı. Bu karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla 21 Haziran 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Herkesin toplumsal yaşamda ve kanun önünde eşit olması amaçlanmıştır. Soyadı Kanunu toplumsal alandaki ayrımcılıkları ortadan kaldırmayı amaçladığından halkçı özellik taşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir kanunla akrabaları dahil kendisinden başka kimsenin kullanmaması kaydıyla Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını vermiştir. Türk kadınına verilen haklar Kadınların sosyal hayatta erkeklerle eşit konuma yükseltilmesinde ilk adım 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile atıldı. 1927 ila 1928 öğretim yılından itibaren karma eğitime geçildi. Kadınların siyasal eşitliğe kavuşturacak ilk adım 1930'da Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle atıldı. 1933'te Türk kadını muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde etti. 5 Aralık 1934'te kadınlar genel seçimlerde de seçme ve seçilme haklarını kazandılar. Fransa'da kadınlar 1944'te, Yunanistan'da 1952, İsviçre'de 1974'te seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923. Sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler. Tarım alanındaki gelişmeler. Ulaştırma alanındaki gelişmeler. Sağlık alanındaki gelişmeler. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923. 17 Şubat 1923'te yeni Türk devletinin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için İzmir İktisat Kongresi toplandı. Lozan Antlaşması öncesinde İzmir'de 1135 kişinin katıldığı bir iktisat kongresi yapıldı. misak Ekonomi yani Milli Ekonomi andı kabul edildi. Kongrenin önemi siyasal bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlıkta hedeflenmiştir. Ekonomide devletçilik ilkesi ortaya çıkmıştır. 1934'te yürürlüğe konulan birinci 5 yıllık sanayi planı ile kalkınma hamlesi devlet gözetiminde ve müdahalesiyle gerçekleştirilmeye başlandı. Atatürk döneminde misakı iktisadi programı çerçevesinde alınan ekonomik tedbirler sonucu kişi başına düşen milli gelir yükseldi. Sanayi, tarım, bayındırlık ve ulaştırma faaliyetlerinde geçmiş yıllara göre mesafe kaydedildi. Türk ekonomisi kendine yetecek hale geldi. Sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler. 26 Ağustos 1924'te ilk özel banka Türkiye İş Bankası kuruldu. 19 Nisan 1925'te Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı, 28 Mayıs 1927. 1929 ekonomik bunalımı ile yerli malı ve üretim kullanımı teşvik edildi. Karabük'te demir çelik fabrikası açıldı 1939. Uşak'ta şeker fabrikası açıldı. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu 1935. Etibank kuruldu 1935. Tarım alanındaki gelişmeler. Aşar vergisi kaldırıldı 17 Şubat 1925. Halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile devlet en büyük vergi kaynağından vazgeçti. Ziraat Bankası'ndan çiftçiye kredi sağlandı. 1929'da Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarıldı. Ziraat Yüksek Enstitüsü kuruldu. Ankara'da, Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu, sonra Ziraat Fakültesi oldu. Çay, şeker pancarı gibi yeni ürün yetiştirilmesi teşvik edildi. 1926 toprak reformu ile topraksız köylüye toprak verilmeye çalışıldı. Ulaştırma alanındaki gelişmeler Ulaşım meselesi milli birliğin sağlanması ve ekonomik kalkınma için en başta gelen konulardandı. Osmanlı döneminde Anadolu ve Trakya'da toplam 3350 kilometre demir yolu vardı. Cumhuriyet döneminde Türkiye, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 1925 ila 1933 yılları arasında 2048 kilometre demir yolu yaptı. 1 Temmuz 1926'da çıkarılan kabotaj kanunu ile Türk karasularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verildi. Bu kanun, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdı. Sağlık alanındaki gelişmeler, numune hastaneleri, sağlık ocakları, doğum evleri açıldı. 1930'da Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarıldı hıfzı sıha kanunu ile kolera, veba, tifo, tifüs, zehirlenme, çiçek, difteri, kızıl gibi hastalıkların ilgili birimlere bildirilme mecburiyeti getirildi. Bu tür salgın hastalıklar parasız tedavi edilmeye başlandı. 1923'te ise Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti'nin adı değiştirilip Kızılay adı verildi. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefine uygun olarak 1924'te Ebe Okulu, 1925'te ise Kızılay Hemşire Okulu açıldı. 1924'te İstanbul ve Sivas'ta sağlık memurları yetiştiren okullar açıldı. Atatürk ilke ve inkılaplarının önemi. Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin kendi tarihi birikimleriyle çağdaş dünyaya uyumunu öngören bir sistemdir. Egemenliğin millete ait olduğunu savunur. Türk milletinin vatan ve millet sevgisi etrafında şekillenmesini öngörür. Türk milli kültürünün unsurlarını geliştirmeyi hedefler. Türk milletinin dünya milletleri arasında bağımsız ve özgür yaşama idealini gerçekleştirmeye çalışır. Devletin yapısını ve sosyal hayatı çağdaşlaştırmaya çalışır. Türk milletini medeni dünyanın bir parçası haline getirmeyi hedefler. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.